paylaştı. Her bir köşesi bir yiyeceği ya da ürünüyle meşhur olan Türkiye'nin Serhat şehirlerinden Artvin'de ilginç bir gelenek yürütülüyor. Bölgede Yusufeli bıçağı olarak bilinen ve keçi boynuzundan yapılan bıçak yerli ve yabancı turistler tarafından da büyük ilgi görüyor. İlçe kaymakamlığının girişimleriyle bölgede bir sembol haline gelen bıçak projesine Artvin valisi Kemal Cirit de destek veriyor. Görüntüsüyle ilgi çeken bu bıçaklar Türkiye'nin yaban hayatı açısından en önemli kentlerinden Artvin'de üretiliyor. Yusufeli ilçesinde geleneksel hale gelen bıçaklar keçilerin boynuzundan elde ediliyor. Bunlar içlerinde özel yapıştırıcılarla sabitleniyor, kimyasallarla sabitleniyor, perçinlerle, pimlerle sabitleniyor ve ömürlük sağlanıyor bunlarda. Bıçaklar için çoğunlukla çeşitli sebeplerle telef olan ve yasal olarak avlanan yaban keçilerinin boynuzları seçiliyor. Öncelikle çizimler, tasarımlar bunun gibi kağıda dökülür. Kağıttan sonra işlemlere geçilir. Şablonlar çıkartılır. Önce işte şablonlar ona göre uygun kesilir. Montajlama işlemi yapılır. Bunlar tabii aşama aşamadır ve zor bir işlemdir. Yerli ve yabancı turistlerin de büyük ilgisini çeken Yusufeli bıçağı, valilik ve ilçe kaymakamlığını da harekete geçirdi. Bölgedeki turistik potansiyel düşünülerek keçi boynuzundan yapılan Yusufeli bıçağı, 2013 yılında kaymakam Ömer Dereci'nin girişimleriyle bir marka haline getirildi. Bunlar çok değerli bıçaklardır. Yani uluslararası arenada da bu yaban hayatından elde edilen işte boynuzlar, çok kıymetli, değerli olduğu için çok cüzi bir miktar değildir onlar. Yurt dışından gelen avcılara satmış olduğumuz miktar 450 dolar civarındadır. Artvin valisi Kemal Cirit de projeye tam destek veriyor. Özellikle yabancı turistler, av yaban hayatıyla ilgilenen yabancı turistlerin ilgisiyle karşılaştık. Yaklaşık 3 günde hazır hale getirilen bıçaklar 100 ila 450 dolar arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarılıyor. Kağıda döktüğümüz resmi şablon şeklinde getirerek kesiyoruz. Çizim yapmış olduğumuz şablonları bu şekilde keserek çeliğin üzerine aktarıyoruz çizimlerimizi. Artan taleplere bıçak ustaları yetişmekte zorlanıyor. Bıçaklara başta bölgeye gelen Amerikalı turistler olmak üzere birçok ziyaretçi ilgi gösteriyor. Bu haberle